Merhabalar sevgili dostlarım. Yeni bir kahve yayınına hoş geldiniz. Umut ediyorum iyisiniz. Peki ne konuşacağız bu hafta? Bu hafta size geçen hafta Halk TV'deki Sözüm Var programında çok kısa olarak bahsetmiş olduğum bir konu vardı. Onu bugün burada biraz daha ayrıntılı işleyeyim diyorum. Daha ayrıntılı anlatayım. Finlandiya modeli. Şimdi sanırım yorumlardan birinde görmüştüm. Genç arkadaşlardan biri yazmıştı. YouTube'da da olabilir, Facebook'ta da olabilir. Tam olarak hatırlamıyorum çünkü yorumlara genel olarak bir göz attığım için öyle. Abi peki otoriter yönetimler sonunda ne oluyor? Bir de onu araştırıp söyler misin demişti bir dostumuz. Aslında ne oluyordan ziyade bugün size şunu anlatmak istiyorum. Avrupa'da 1930'lu yıllarda 29-30 Hitler'in Almanya'da, İtalya'da Mussolini'nin otoriter yönetimin, diktatörlüğün iktidara gelmesiyle beraber Avrupa'da bir otoriterlik rüzgarı esiyor. Her tarafta sağcı, özellikle şiddet yanlısı hareketler giderek ülkelerde böyle bir etkin olmaya başlıyorlar. Avrupa'da otoriter yönetimlerden demokrasisini kurtaran iki tane ülke var o dönemde. Bunlardan bir tanesi Belçika, bir diğeri Finlandiya. Şimdi ikisinin de ortak özelliği şu, bizim hep aylardan beri söylediğimiz, yani benim yapmış olduğum konuşmalarda özellikle altını çizdiğim, yaptığım vurgular var ya, muhalefetin bir şey yapması dediğimiz kısım. Bu iki ülkede muhalefet diğer ülkelere göre başka türlü davranıyor. Mesela Almanya'da muhalefet Hitler'in birçok teklifine evet derken biz daha milliyiz, biz daha yerliyiz psikolojisine kapıldığı için, Hitler'den daha milliyetçi, daha yerli olduğunu göstermek için Hitler'in bazı tekliflerine evet diyerek bir anda kollarını kaptırıyorlar. Koldan sonra vücut da kaptırılıyor. Fakat Belçika ve Finlandiya erken uyananlardan. Belçika'da şöyle oluyor. Birkaç yıl sonra bakıyorlar ki kontrolden çıkıyor. Ülkede demokrasi gidecek. Bütün muhalefet birleşiyor. En uç partiden en bu taraftaki partiye kadar iktidara karşı birleşiyorlar ve demokrasiyi kurtarıyorlar. Fakat benim en çok dikkatimi çeken Finlandiya modeli. Çok enteresan bir yöntem izlemişler. Onu bugün burada size anlatayım diyorum. Bütün ayrıntılarla beraber. Sadece size anlatmıyorum. Dün bunu Kemal Bey'e de anlattım. Çok dikkatini çekti. Çok da ilgilendi. Umut ediyorum yapabilirler. Benzer bir formül, benzer bir şey. Yani şunu da görüyorum. Sadece Kemal Bey'in yapabileceği bir şey değil. Diğer parti liderlerinin daha çok sıcak bakması lazım. Çünkü Kemal Bey çok sıcak baktı, çok da ilgilendi. Ben de biraz araştırayım, ben de biraz bakayım dedi. Size bugün onu biraz anlatayım. Şimdi Finlandiya'da aşırı sağcılar 1929'da iktidara geliyorlar. Epeyce bir şiddet yanlılıkları da var. Kendilerine birinci hedef olarak komünistleri ortadan kaldıracağız diyorlar ve komünistlere siyaset yasağı getirmek. Yani siyaset anlamında siyaset imkanlarını ortadan kaldırmak, politik haklarının verilmesini engellemeye dönelik bir adım atıyorlar ve muhalefet partileri destek veriyor. Sonra bunun üzerine iktidardaki ırkçı, aşırı sağcı parti, işte bir Hitler'in versiyonu diyebileceğimiz bir parti biraz daha güçleniyor. Komünistleri de yedi, ortadan kaldırmış olduğu bir anlamda. Bu sefer hedef olarak kendisine sosyalistleri alıyor. Komünistleri yedik, şimdi sosyalistleri halledelim diye. Sosyalistleri hedef almadan önce 1000'e yakın sendika başkanını ve siyasetçiyi gözaltına alıyor. Tutukluyorlar, ortadan kaldırıyorlar, yok ediyorlar yani. Ve bunun üzerine diğer partiler bir anda bir uyanışa geçiyorlar. Demokrasi gidiyor, hukuk da gidiyor. İşte Finlandiya otoriterliğe kayıyor. Ne yapıyorlar orada biliyor musunuz? Şimdi çok merkez bir parti var. Agrarian Union diye çok merkez bir parti. Öbür tarafta sosyalistler var. Bir de liberal bir parti var. En uç partiler birbirlerine rakip haldeler. Bunların hepsi birçoğu, mesela en büyük partilerden bir tanesi dediğim Agrarian Union partisi iktidardaki Lapua hareketine de en yakın, beraber işbirliği yapan da bir parti. Şöyle bir şey yapıyor. Bu parti, yani Agrarian Union dediğimiz parti hemen iktidardan uzaklaşıyor, kendine mesafe koyuyor. Aslında iktidarda değil. Bizim diyelim ki İYİ Parti gibi düşünün. Hani Suriye politikasına destek veriyor veyahut diyelim ki bizim CHP'nin Kürt meselesinde hani dokunulmazlıkların kaldırılması gibi bazı olaylara destek veriyorlar. Bazı konularda millilik adı altında, yerlilik adı altında aman toplum bize gayrimilli demesin, aman bizi düşman ilan etmesin diye bazı politikalara destek veriyorlar. Buna benzer onlar da bayağı bir flört halindeler iktidardaki diktatörlük dediğimiz Lapua hareketiyle. Parti, özellikle Agrarian Union Partisi'nin önemli bir kısmı partiden istifa ediyor. Sonra Liberal İlerleme Partisi var. Oradakilerin de büyük bir kısmı istifa ediyor. Bir de İsveç İnsanlar Partisi var. Onların da büyük bir kısmı istifa ediyor. Bunlar geçici bir istifa. Yasallık Hareketi diye bir hareket kuruyorlar. Sosyalistlerin şemsiyesi altında. Yani o parti değil, bu parti değil, bu parti değil, bir hareket ilan ediyorlar. Adı Yasallık Hareketi. Hepsi orada toplanıyor. Muhalefeti tekele topluyorlar, tekelden. Onun başına bir sorumlu, bir lider neyse atıyorlar. Kendilerine hedef koyuyorlar. Şu maddeler, birinci önceliğimiz demokrasimizi kurtarmak diye. Ve bunun üzerine ortak bir eylem. Eylemden kastım politika. Yani üslup, ortak bir dil, ortak bir yaklaşım ve tek hedef. Birinci öncelik demokrasiyi kurtaracağız. Her şeyi bir tarafa bırakalım diyorlar. Her şeyi. Geriye kalan her şeyi çözeriz. Önce demokrasimizi kurtaralım diyorlar. Ve bunlar bir yıl ciddi bir muhalefet geliştiriyorlar ve bir yılın sonunda iktidarı marjinalleştiriyorlar. Toplum nezdinde de marjinalleştiriyorlar. Ve bunun üzerine erken seçim kararı aldırıyorlar ve bir yıl sonra iktidardaki Lapua hareketi seçimi kaybediyor ve Finlandiya'nın demokrasisi kurtarıyor. Sonra herkes kendi partisine geri dağılıyorlar. Şimdi bence Türkiye'de de benzer bir şey yapılabilir. Şimdi demokrasi cephesi kuralım deniliyor ya, bunun çok formülü yok. Demokrasi cephesi nasıl kuralım? Şimdi orada diyelim ki Babacan'ın partisi var, Davutoğlu'nun partisi var, Meral Hanım'ın partisi var, Temel Karamoğluoğlu'nun partisi var. Diyanet konu olduğunda bunlar bu tarafa düşüyor, HDP ile CHP bu tarafa düşüyor. Suriye konusu olduğunda bunların bir kısmı bu tarafa düşüyor, öbür bir kısmı başka bir tarafa düşüyor. Ya da diyelim ki ekonomi olduğunda biri başka tarafa düşüyor. Buna benzer ayrı, yani partileri birbirinden uzaklaştıracak bazı konular var. Bir de üslup sorunu var. Diyelim ki her birinin farklı üslubu var. Şimdi demokrasi cephesi dediğimiz nasıl olacak demokrasi cephesi? Hepsini bir araya getirseniz olmaz. Bu hareket çok önemli bir şey. Şimdi Yasallık Hareketi koymuş Finlandiya adını. Bence diyelim ki bizdeki de Çıkış Hareketi olsun. Mesela veyahut diyelim ki Demokrasi Hareketi olsun. Şimdi bu Demokrasi Hareketi oluşturuluyor. Partilerin önemli isimleri, diyelim ki İYİ Parti'den 4-5 tane yetkili önemli, parti, yani tabanın ve genel başkanın da onayıyla istifa edip bu harekete katılıyor. CHP'den diyelim ki yetkili, demokrat olabilecek, daha uzlaşmacı, daha konuşabilen, daha etkili 5-10 kişi, 20 kişi neyse istifa edip bu harekete katılıyor. Babacan'dan geliyor, Davutoğlu'ndan geliyor, Saadet Partisi'nden geliyor, HDP'den geliyor birkaç kişi. Hep beraber bu dediğim çıkış hareketi şapkası altında toplanıyorlar ve onun bir tane geçici lideri diyebiliriz, sözcüsü diyebiliriz, genel başkanı diyebiliriz. Yani bütün muhalefet liderlerinin ortaklaşa tanıdığı, tanımladığı, kabul ettiği bir ismi o hareketin sözcüsü, lideri, genel başkanı her neyse pozisyonuna getiriyorlar. Ve çok değil, 3 tane, 4 tane madde üzerinde anlaşıyorlar. Diyorlar ki mesela, birinci önceliğimiz 1. Demokrasimizi kurtaracağız acilen. 2. Özgürlükçü bir demokratik anlayışı yerleştirecek atılımlar. Neyse o tedbirleri almamız lazım. 2. Bağımsız ve tarafsız bir yargıyı inşa edeceğiz. 3. Güçlendirilmiş, bu parlamenter sistem olabilir. Yani yasama yürütmenin ayrı olduğu, denge denetlemenin olduğu, şeffaflığın olduğu bir yönetim biçimi. Bu güçlendirilmiş parlamenter sistem olabilir veyahut yasamanın ve yürütmenin ayrı olduğu, denge denetlemenin korunduğu güçlü bir başkanlık sistemi de olabilir. O partilerin kendi işlerine karar verebileceği bir şey. 4. Hepimizin ittifak ettiği, çünkü bütün partilerin kendi içlerinde, kendi şeylerinde, programlarında var olan bir şey var. Laiklik, özgürlükçü laiklik. Bu 4'ünü süratli bir şekilde Türkiye'de yeniden etkin hale getirmekten başka hiçbir önceliğimiz yok. Bu hareket iktidara karşı tek bir blok haline gelecek. Sadece hareket değil. Bu hareket aynı zamanda Türkiye'deki aydın sınıfı arasında, akademisyenler arasında, iş dünyası arasında, toplum arasında demokrasi cephesi oluşturmanın da bir merkezi haline gelecek. Biz artık ben, bir başkası, bir başka yazar, bir başka akademisyen muhalifim. Ben ülkede demokrasi istiyorum. Ben ülkede eşitlik istiyorum, adalet istiyorum. Ben hukuk, bağımsız yargı istiyorum. Türkiye'nin demokrasiyle yönetilmesini istiyorum diyen herkesin kendini bir şekilde katkı vereceği bir bir parça yani o şeyin, hareketin bir parçası haline geliyorlar. Çünkü hareket bir partinin kazancı değil. Bir kesimin kazancı da değil. Yani filan grup gelecek, memleketi ele geçirecek, filan parti gelecek, memlekete o iktidar olacak, filanla falan bir araya gelmeyecek meselelerin tamamını ortadan kaldırıyor. Bir yıllık bir toplumun bütününe, yani en kaba, en sert haliyle söylüyorum, bu hareket dönüp toplumun bütününe, yazarına, çizerine, akademisyenine, sanatçısına, iş dünyasına, iş insanlarına, herkese şöyle diyecek. Ya bizdensiniz, bizden derken ya demokrasiden yanasınız ya otoriterlikten. Tavrını belirler. Bu hareket aslında bir merkez olarak düşünün. Merkez, hareketin merkezi. 4 tane ilkesi var, 4 tane önceliği var. Başka hiçbir ayrıntıya bakmayacak. Bu şu anlama gelmesin, ekonomiyi unutacak falan değil. Zaten partiler, burada CHP, İYİ Parti, HDP, Babacan'ın partisi, Davutoğlu'nun partisi, bunlar zaten kendi içlerinde varlıklarını sürdürüyorlar. Orada bir şey yok. Sadece her partiden yetkili etkili insanlar gelmiş, bu orta toplanmışlar. Bunların tepesinde hepsinin 5'inin de itibar ettiği birisi, bu partiler üstü dışarıdan olabilir veyahut 5 partinin kabul ettiği partilerden birinden de olabilir. Ve diyecekler ki bundan sonra iktidarın muhatabı biziz. Hepimiz adına benim. Hepimiz adına bu harekettir. Bu hareket kendince çalışma başlatacak. İktidara nasıl bir tavır takınacak? Hangi politika izlenecek? Laiklik konusunda, özgürlükçü laiklik konusunda topluma nasıl bir anlatım, nasıl bir dil benimsenecek? Demokrasinin önemi nedir diye topluma en uç noktasına kadar bir demokrasinin aslında ekmek olduğunu, hukuku olmadı, yani bugünkü yoksulluğumuzun giderek artan, başından itibaren demeyeyim, giderek artan yoksulluğun temelinde de bizim hukuktan bağımsız yargımızı kaybetmiş olmamız olduğunu, öbür taraftan niçin kuvvetler ayrılığının olduğu, yani yasama ve yürütmenin ayrı olduğu bir yönetim biçiminin niçin elzem olduğunu anlatacak ve eylem planları. Bu hareket aynı zamanda mevcut iktidarın tek muhatabı olacak. Hiçbir polemiğe girmeyecek, tamamen yüzünü topluma görecek. Hareket burada. Her partiden gelenler var. Çünkü şunu diyemeyecekler. Mesela iktidar dönüp HDP ile İYİ Parti birleşti demeyecekler. Diyemeyecek çünkü. O başka bir hareket haline gelecek. HDP orada duruyor. İYİ Parti burada duruyor. CHP burada duruyor. Babacan'ın partisi burada duruyor. Davutoğlu'nun partisi burada duruyor. Her birinden bir parça geldi. Burada yeni bir güç merkezi oluşturuyor. Bu güç merkezinin ürettiği her şey aslında partilerin de bir anlamda partilerin arka bahçelerini de kullanabilecek. Örnek veriyorum. Diyelim ki hareket bir gün özgürlükçü laiklik Türkiye için niçin önemlidir diye bir çalışma yaptı. Sakin, tatlı bir dil, yumuşak bir üslup, gayet sıcak videolar çekti. Örnek veriyorum. Videolar çekti, çalışmalar yaptı, tanıtımlar yaptı. Döndü onu aynı anda 5 partiye gönderdi. Dedi ki bunu mümkünse kendi üyeleriniz, taraftarlarınız, seçmenleriniz üzerinden topluma ulaştırın lütfen. Şimdi aynı anda bir kişinin buranın yaptığını 5 parti topluma ulaştırıyor. Veya döndü dedi ki demokrasi olmazsa ülkeler ne oluyor diye bir çalışma hazırladı. Irak'a örnek verdi, Suriye'ye örnek verdi, İran'a örnek verdi, Venezuela'ya örnek verdi, Almanya'yı Hitler dönemine örnek verdi, Mussolini'nin İtalya'sına örnek verdi. Yani otoriter yönetimlerde ekonomi nasıl adım adım yıkıma gidiyor? Hukukun olmadığı, demokrasinin olmadığı bir ülkede o ülke nasıl yok olma aşamasına geliyor. Diyelim ki bir çalışma hazırladılar. Döndü dediler ki bu partilere şimdi bunu size gönderiyoruz. Milyonlarca, her birinin milyonlarca taraftarı, seçmeni, destekçisi var. Ama aynı zamanda üslup ayarlaması yaptılar tek elde. Aynı zamanda tutum, tavır, yaklaşım. Ben de diyelim ki bir yazar olarak demokrasiden yana olduğum için ben de o harekete çalıştım. Bir başka yazar arkadaşımız o da çalıştı. Bir başka bir akademisyen o da çalıştı. Sessiz kalıyor. Destek vermiyor. Uzak duruyor. Bileceğiz ki onlar otoriterlikten yana. Bizim Türkiye'de keskin hatlarla bir çizgi çizmemiz lazım. Belirgin bir çizgi. Demokrasiden yana mısın? Otoriterlikten yana mısın? Bağımsız yargıdan yana mısın? Mevcut iktidarın kontrollü yargısından yana mısın? Demokratik ülkeler sınıfından geri düştük biliyorsunuz. Otoriter ülkeler sınıfına düştüğümüze dair yorumlar yapılıyor artık, öyle açıklamalar. Otoriter yönetimden yana mısın? Demokratik bir yönetimden yana mısın? Kuvvetler ayrılığının olduğu, denge denetlemenin olduğu bir ülkeden yana mısın? Yönetim biçiminden yana mısın? Hayır, yoksa bugünkü ne yürüdüğü belli olmayan bir sistemden yana mısın? Bunu her haliyle, her davranış biçimiyle, her şekliyle toplumun bütününe, akademisyenine, iş dünyasına, sanatçısına, herkesin bir şekilde dahil edecek. Peki niye biz rahatça bu hareketin bir parçası olabileceğiz? Hareket çünkü Kürtlerin değil ama aynı zamanda Alevilerin de değil. Ama aynı zamanda diyelim ki Atatürkçülerin de değil hareket. Ama aynı zamanda muhafazakar dindarların da değil. Peki ama aynı zamanda hepsinin, çünkü hepsi var orada. Biz aslında ülkemizden yana bir tavır koymuş olacağız. Şimdi ben diyelim ki bir gazeteci olarak CHP'li olmak istemiyorum. Yani bir partinin iktidarını desteklemiyorum ben. Ben HDP gelsin iktidar olsun, CHP gelsin iktidar olsun, İyi Parti gelsin iktidar olsun, Babacan'ın partisi gelsin iktidar olsun, Davutoğlu'nun partisi iktidar olsun diye uğraşanlardan değilim. Benim gibi çok insan var. Yazarlar var, akademisyenler var. Biz o yüzden genel olarak bir demokrasi taraftarlığı yapıyoruz, hukuk taraftarlığı yapıyoruz, özgürlük taraftarı yapıyoruz. Benimki Erdoğan karşıtlığı da değil. Erdoğan'ın yerinde aynı kafada Kemal Kılıçdaroğlu olsaydı muhtemelen aynı muhalefeti ona da yapıyordu. Erdoğan bu yönetim anlayışıyla Erdoğan değil diyelim ki HDP olsaydı ona da yapıyor olacaktım. Mesele Erdoğan meselesi değil. O yüzden de böyle bir hareket kurulabilir. Muhalefet bunu yapabilir. Buradan çok güçlü bir sinerji çıkarabilir. Mevcut iktidar Erdoğan marjinalleştirilebilir. Öyle bir dil kullanacak ki topluma iktidar yalnız kalacak. Muhatap almayacak. İstediğini söyleyebilirsin diyecek. Topluma dönecek. Ülkemiz bu halde. Belgeleriyle, videolarıyla, çalışmalarıyla, hareketleriyle, üslup birliğiyle yapılabilecek türlü barışçı eylemlerle, demokratik eylemden bahsediyorum. Barışçı ve demokratik eylemlerle toplumun birçok kesimine ulaşacaklar ve sonunda iktidarı erken seçime zorlayacaklar. Erken seçime zorladılar diyelim. Toplumda giderek kabardı, ülkenin gidişatının farkına vardı. Sonra bu hareket, her parti kendisi seçime girecek. Parlamento seçimine girecek. Ama Cumhurbaşkanı adayını bu hareket çıkaracak. Çünkü aslında her partinin onayıyla bir isim çıkacak Erdoğan'ın karşısına. Biz bileceğiz. Otoriter yönetimle demokrasi arasında bir mücadele var. Çünkü bu tarafta toplumun bütün kesimleri var. Herkes orada temsil ediliyor. Bir anlamda ülkeyi mevcut durumdan alıp yedi yemine teslim etmek gibi düşünün. Bir yıllığına hedef koyacak hareket kendine. Partilerin her birinin parçası orada olduğu için kendilerine bir hedef koyacak hareket. Diyecek ki biz bir yıllığına yönetime talibiz. İşleri yoluna koymak, sistemi restore etmek, demokrasiyi tekrar işler hale getirmek, özgürlükçü laikliği tekrar çalışır hale getirmek, tekrar derken daha gerçek anlamda, daha barışçı, daha özgürlükçü, daha inanç özgürlüğünü esas alan bir laiklik anlayışını yerine koyacak, bağımsız yargıyı tesis edecek, yapıyı değiştirecek, sonra seçim kararı alacak. Herkes kendi partisine dağılacak. Kim o seçim kararıyla iktidara geliyorsa o da ülkeyi yönetecek. AK Parti de gelebilir ama yeni sistemde. CHP gelebilir ama yeni sistemde. HDP ile diyelim ki filan parti yaptı yeni sistemde. Meral Hanım AK Parti ile ittifak yaptı yeni sistemde. Ama biz önce ülkemizi kurtarmamız lazım. Önce buradan çıkacak böyle bir hareket. Ben bu hareketin olabilirliğini düşünüyorum. Muhtemelen her söyledikleri gibi bana hayal görüyorsun diyecekler. Biliyorum. Türkiye'de mevcut durumdan rahatsız olan bir muhalefet olmadığının ben de farkındayım. Rahatsız değiller gerçekten diyorum. Yani rahatsızlıkları şöyle, hiç rahatsız değiller diyerek haklarını yemeyeyim. Sizin kadar rahatsız değiller, sizin kadar canları yanmıyor, sizin kadar dert etmiyorlar, sizin kadar uykusuzluk çekmiyorlar. Tuhaf bir kabullenmişlik var. Hani alışmışlar, böyle bir bağışıklık kazanmışlar o siyasetin içinde ola ola. Şimdi bir taraftan mevcut haliyle muhalefet iktidara çalışıyor. Şimdi Meral Hanım geçen hafta, yani Meral Hanım çok konu ediyorum. Yani gerçekten beni izleyen İyi Partili seçmenler var mı? Yani onların vicdanını hava ediyorum. Yanılıyorsam ya yorum yazın, mail atın. Ya Levent Bey yanlış söylüyorsun. Bak sen şu kısmı görmüyorsun deyin. Gerçekten açığım buna, dinlemeye hazırım. Şimdi Meral Hanım geçen hafta bu anneler gününde Fox TV'de şöyle bir konuşma yaptı. Bir memleket masası kuralım dedi. Şimdi benim dediğim hareketin başka bir versiyonunu söylüyor. Bir memleket masası kuralım dedi. O memleket masasından bütün partilerin liderleri gelsin, otursun, ülkemizi konuşalım. Tayyip Erdoğan gelsin, Devlet Bahçeli gelsin, Kemal Kılıçdaroğlu gelsin, Temel Karamoğluoğlu gelsin, Ahmet Davutoğlu gelsin, Ali Babacan gelsin. Bir de Demokrat Parti diye benim o kurumdan bile az oyu olan bir parti, o da gelsin dedi. Tam olarak ne diyor? Yani Tayyip Erdoğan çağırıp ne diyecekler Tayyip Erdoğan'a? Çok merak ediyorum. Şimdi Tayyip Erdoğan'la beraber bir masaya oturduklarını düşünün. Bir muhalefet düşünün ki Tayyip Erdoğan'la beraber güya sorumluluk duygusuyla hareket ediyorum diye Tayyip Erdoğan'la ve Bahçeli ile beraber bir masa çağrısı yapıyor. Olma ihtimali var mı? Milyonda bir bile yok. Ya milyonda bir diyelim ki var. Diyelim ki bir anda iktidarıyla muhalefetiyle hep beraber ülkeyi düşünür hale geldiler. Erdoğan o masaya gelecek kadar ülkeyi düşünecekse gelmesine gerek yok. Politikasını değiştirsin zaten. Zaten Cumhurbaşkanı toplayabilir, konuşabilir, tartışabilir, fikir alabilir. Bunu yapmıyor. Peki şimdi bu tam olarak ne? Anlatabiliyor muyum? Ne ki bu? Yani böyle bir memleket masası. Daha vahim olan bir şey var. Bütün partileri saydı orada, HDP'yi saymadı. Şimdi Meral Hanım'ın HDP ile olan ilişkisindeki sıkıntılarını anlıyorum. Çocuk değilim. Bu ülkede yaşıyorum ben de. HDP ile bir ittifak ilişki halinde olduğunda MHP tabanından, MHP'den devşirmeye çalıştığı seçmenlerden tepki alacağını düşünüyor muhtemelen. Doğru olabilir. Peki diyelim ki böyle. Çok basit bir matematik var. Arkadaş eğer HDP seçmeni dediğimiz %10-11'lik seçmeni muhalefet bloğundan alıp dışarı çıkardığımızda muhalefet bloğu %40 kalıyor. İktidar bloğu ise %50 kalıyor. Peki Meral Hanım bu durumda seçimi nasıl kazanmayı düşünüyor tam olarak? Yani HDP seçmenini şöyle mi zannediyor? Her şeye rağmen gelip sandıkta oy verirler mi zannediyor? Ya arkadaş gerçekten böyle düşünüyor olabilirsin. Kendi partinin kazanımını öncelikli görebilirsin. Bunu da anlarım. Bana göre bu saçma ama diyelim ki oldu. Ya bari bu söz edilir mi? HDP seçmenini küstürdün. Yarın ben mesela HDP seçmeni olsam. Şunu demez miyim yarın Meral Hanım'ın da içinde olduğu bir Millet İttifakı'nın adayına? Ben ne işim var sizin yanınızda ki? Siz beni yok sayıyorsunuz. Ben niye Erdoğan'a karşı sizi destekleyeceğim demez miyim? Ya buradaki %50'yi dağıtmak, azaltmak, güçsüzleştirmek niye Meral Hanım'ın birinci önceliği anlamıyorum. Şimdi bu dediğim hareketin bir de şöyle bir özelliği var. Ya arkadaş Meral Hanım tek başına baraj aşığı olduğu için %8, anketler normalde %5'leri gösteriyor. Diyelim ki CHP'den bağımsız olarak tek başına girdi %5. Ya bunu hani milliyetçi dedin, HDP'ye selam vermiyorum dedin. Yerlilik, millilik, milliyetçilik sloganlarına en ağır verdin, %7'ye çıkardın. Ne olur ki mesela? Ne olabilir? Bana bir söyler misiniz? Veyahut bugün yine bir açıklama yapmış. Diyanet İşleri Başkanımıza Ankara Barosu'nun yaptığı saygısızlık. Ya arkadaş sen Diyanet İşleri Başkanı laiklik savunuyorsun. Onun yaptığı laikliğe aykırı bir davranış. Diyelim ki Diyanet İşleri Başkanı'nı savundun diye muhafazakar kesimden gelmez de. Diyelim ki muhafazakar kesimden de %2 oy aldı. Abi oldun 8. Ne yapacaksın? Yani mecliste şu anda diyelim ki 30 milletvekili var. Olsun 35. Olsun 40. Hadi onu da ben verdim olsun 50. Ne olur? CHP'nin 140 tane var. Bir şey oluyor mu? Peki o zaman demek ki bu sistemde Meral Hanım'ın %8 almasıyla %2 alması arasında bir fark yok. Veya bu sistemde Babacan'ın partisinin %2 almakla %9 almak arasında, 10 almak arasında, 12 almak arasında bir farkı yok. Veyahut Davutoğlu'nun %1 almakla %8 almak arasında bir farkı yok. HDP'nin %10 almakla %12 almak arasında bir farkı yok. Şimdi HDP'nin 48 diyelim ki 50 milletvekili var. 70 olsa ne olacak ki? Bu sistemde 70 olsa ne olacak? Ya eğer partilerin kendilerini temsil edebildikleri bir parlamenter rejim olsa o zaman anlarım partilerin kendi kazanımlarını birinci öncelik olarak yapmalarını. Anlarım, partidir derim. Başka bir şey. Şimdi böyle bir hareket kurulsa İyi Parti yetkili etkili 4-5 kişisini buraya gönderse, HDP'de yetkili etkili 2-3 kişisini buraya gönderse, CHP 10-15 kişisini gönderse veyahut neyse o sayılar kendileri belirlerler. Gerçekten İyi Parti seçmeni, vay siz HDP ile orada bir araya geldiniz diye terk mi edecek İyi Parti? Şu anda muhalif blok dediğimiz İyi Parti'deki, HDP'deki, CHP'deki, Saadet Partisi'ndeki seçmen hiçbir şekilde iktidara gitmiyor ki. En fazla sandığa gitmeyecektir. Anlatabiliyor muyum? Zaten buraya gitmiyor. Yani İyi Parti seçmeni hiçbir şekilde kopup iktidara gitmez. Hiçbir anket, hiçbir araştırma, hiçbir çalışma bize bunu göstermiyor. Peki biraz da cesaret gerektirmiyor mu? Biraz da kaybetmeyi göze almak gerektirmiyor mu? Bence kaybetmeyecek, ayrı bir şey. Şimdi böyle bir hareketin içinde olmak aynı zamanda toplumun bütün kesimlerinin bir araya geldiği bir yapı. O yapı Türkiye'de demokrasi inşa ediyor. Geçmiş bütün hastalıklarımızdan ders çıkararak. Toplumun bütün kesimlerinin bir araya olduğu bir hareket, çıkış hareketi, demokrasi hareketi, adına ne derseniz deyin. Bir araya geldiler ve diyelim ki özgürlükçü bir laiklik anlayışı inşa ediyorlar. Kimsenin aleyhine olur mu? Davutoğlu'nun da savunduğu laiklik var, Babacan'ın da savunduğu laiklik var. Hatta AK Parti'nin bile var neredeyse, CHP'nin de var, ortak. Yine toplumun bütün kesimlerinin bir araya geldiği o hareket, yeni bir parlamenter ya da güçlendirilmiş demokratik bir başkanlık sistemi inşa ediyorlar yeniden. Kimse kendine yontamayacak, kimse kendine alamayacak. Herkes orada. Sonra diyecekler ki Meral Hanım Hareketi feshediyoruz. Herkes kendi partisine dağılıyor. Şimdi yeni bir sistem olduğu için şimdi siz isterseniz en milliyetçi söylemle siyaset yapabilirsiniz. Kaç alacaksınız o zaman alıp? Siz isterseniz Kürtçülük yapabilirsiniz HDP. Daha fazla Sayın Öcalan demeye devam edebilirsiniz. Kaç alacaksanız alırsınız o zaman görürüz. Saadet Partisi sevgili dostum sen daha fazla dindarlık yapar. Diyaneti daha fazla destekleyebilirsin. Kaç alacaksan o zaman seni de görürüz. CHP sen kendini düzeltmediğin müddetçe, topluma güven vermediğin müddetçe ne kadar olacaksın sen de görürüz. O zaman buyur. Ama şu andaki bu sistemde partilerin %22, %23, %8, %2, %7, bunlar bir anlamı yok. Hiçbir anlamı yok. O yüzden de böyle bir hareket yapılabilir. Bunu zorlamamız lazım. Sizin de. Bırakın iktidar eleştirisini. Hiçbir faydamız yok. Hiçbir faydası yok ülkeye. Sabah akşam AK Parti'ye laf söylemenin hiçbir faydası yok. Kendimizi kanser etmekten başka hiçbir şeye yaramıyor. Kendinizi ne yapalım? Her birimiz kendi oy verdiğimiz, destek verdiğimiz partinin yakasına sarılalım. Buna zorlayalım. Ben dün işte sağ olsun Kemal Bey'i aradım, uzun uzun anlattım. Bak yapabilirsiniz, hoşuna gitti ama eminim ki bir taraftan HDP'yi düşündü, bir taraftan İYİ Parti'yi düşündü, öbür taraftan Babacan'ı düşündü. Bunlar gelir mi, gelmez mi? Orada CHP'nin daha cesur olması lazım. Şunu diyebilecek, arkadaş, lokomotif benim. Ben olmazsam hiçbirinizin bir kıymeti yok. Ben olmazsam barajı aşamazsınız. Ben sizinle ittifak yapmazsam hiçbiriniz barajı aşamazsınız. O yüzden gelin beraber bu ülkeyi önce buradan çıkaralım. Ben kendime bir kazanç istemiyorum, siz de kendinize bir kazanç istemeyin diyebilir, demesi lazım. Yapabilir mi? Umut ediyorum ki yapar. Siz sesinizi yükseltin, hepimiz sesimizi yükseltelim, kendi partilerimizi zorlayalım. Gördüğümüz siyasetçilere, sosyal medya üzerinden olabildiğince kardeşim bir şey yapın, zorlayalım, bir araya gelmelerini bu hareket çerçevesinde. En az dört tane ilkeden bir demokrasi cephesi oluşturalım. O demokrasi cephesi bütün bir ülkede taraftarlığını taraftarlarını ilan etsin. Biz bilelim. Filan akademisyen buradan mı buradan mı bunu bilelim. Şimdi iktidara tek laf etmeyip tek laf etmiyor. Tek bir gün ağzını açmıyor. Ya bir ülke yanarken, bir ülkenin demokrasisi giderken, bir ülkenin hukuku çökerken, bir ülkenin çocukları yoksulluğa teslim edilirken, bir ülkenin insanları yıkımın eşiğine gelmişken, eğitimi çökmüşken bir akademisyen kendini düşünüyorsa ahlak sorunu var demektir orada. Bir gazeteci hala kendi mahallesini, kendi pozisyonunu düşünüyorsa aydın sorunu var. Ahlak, ciddi anlamda bir entelektüel ahlak sorunu var orada. O yüzden de bu dediğim hareket herkese, mesela biraz önce söylediğim gibi akademisyen iktidarla ilgili tek bir cümle etmiyor. Ama mesela bir tane Atatürk resimli bir mesaj yayınlıyor, muhalif kabul ediliyor mesela. Arkadaş ne diyorsun tam olarak çizgin nerede? Ama diyor ki mesela ben risk alamam çünkü atılırım. Atıl. Biraz da sen atıl. 45 milyon yoksulluk sınırında sen atılmayasın diye. Sen üniversitede dersini veresin diye 50 milyon insan aç. Sen tavır almadığın için, öbürü tavır almadığı için, iş dünyası tavır almadığı için, kimileri gazetecilik adı altında yalandan arazi olduğu için ben gazetecilik yapıyorum deyip esas konuya odaklanmadığı için ülke gidiyor. 50 kişilik listeler yaptık diye dolaşıyor. Aptalca konuşmalar var. İş savaş çığırtkanlığı yapılıyor böyle bir anda. Ama ben üniversiteden atılırım demek bu ülkeyi düşünmemektir. Kendini birinci öncelik olarak düşünmektir. Böyle bir anda ya ben 2 puan kaybederim filan partiyle de bir araya gelemem demek ülkeyi değil kendini düşünmektir. Böyle bir anda bu kadar işsiz genç çocuk varken, bu kadar hukuk mağduru, içerilerde çürüyen insanlar varken, bu kadar mağduriyetler, dışlamalar, ötekileştirmeler, aşağılamalar, hakaretler varken, ülke her an ekonomik bir yıkımın eşiğine gelmişken, eğer muhalefet risk almıyorsa bu ülkeyi değil kendisini düşünüyor demektir. O yüzden size düşen görev hepimize. Ben yapıyorum. Sadece size konuşmuyorum emin olun. Her gördüğüm siyasetçiye, her partinin siyasetçisine söylüyorum. İşte arıyorum, genel başkanlarla konuşuyorum, hepsiyle konuşuyorum. Babacan'la da oturdum en az 3 sefer. Uzun uzun sohbet ettim. Bak şöyle yapmamız lazım, böyle yapmamız lazım. Ben artık gazetecilik sınırlarını aştım. Çünkü demokrasinin olmadığı yerde, hukukun olmadığı yerde gazetecilik yapılmaz. Benim yaptığım normalde gazetecilik kurallarına uyan bir şey değildir. Git siyasetçiye şunu yap de, filan siyasetçiye akıl ver. Bu gazetecinin yapacağı bir şey değil. Ama ben şunu biliyorum. Bir ülkede demokrasi yoksa orada gazetecilik yapılmaz. Yalan. Ben gazetecilik yapıyorum diyen bilin ki sizi kandırıyor. Gazetecilik toplumun çıkarını, yararını iktidara karşı gözetmektir, korumaktır. Toplum adına iktidarı eleştirmektir, iktidarı düzeltmektir. Gazetecilik budur. Ama iktidar sana diyor ki sen kimsin abi? Ben seni tanımıyorum. Çünkü otoriter bir yönetim var. Çünkü demokrasi yok. Çünkü hukuk yok. Çünkü sen istediğini yaz. İktidar duymuyor. O zaman önce demokrasinin işlerlik kazandıracaksın. Bırakacaksın kalemi böyle elinden bir tarafa. Vurdum ya. Şöyle kalemi bir tarafa bırakacaksın. Döneceksin. Önce ülkeyi buradan bir çıkaracaksın. Sonra mesleğine döneceksin. Daha önce bir örnek vermiştim. İzleyenler bilirler. Vay be, ne kadar çabuk gitmiş. İzleyenler bilirler. Hemen toparlıyorum. Bu kadar uzattığımı bilmiyordum. Bir yerde yangın varsa bir ülkede, orada herkes itfaiyecidir. Herkes. Doktoru da, gazetecisi de, yazarı da, aydını da, akademisyeni de. O yüzden sesimizi çıkaralım. Aman, aman iktidar eleştirisinin bir faydası yok bu saatten sonra. Tamamen kendi partilerimize yönelelim ve bu birlikteliğe biz zorlayalım. Zorlayalım. Olsun, yaparlar, yapmazlar. Biz elimizden geleni yapalım. Biz elimizden geleni yapalım. En azından vicdanen rahat olalım. Yaptık, yaptık diyelim. Hani Suriye'den bir duvar yazısı vardı. Beni çok üzen, çok acı bir duvar yazısıdır o. Adamın bir tanesi Suriye'yi terk etmeden duvara şöyle bir yazı yazmış. Onu gördüm, o yazıyı. Ülkemi terk etmeden önce bilin ki elimden gelen her şeyi yaptım. En azından bu vicdanı rahatlığa kavuşalım. En azından sonrası için, yani olmazsa da sağlam kalacak o vicdanı rahatlığa elde edelim. Elimizden geleni yaparak. Durum budur. Çok fazla uzatmışım farkında olmadan. Kaptırınca gidiyorum böyle. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Bir konuya tekrar dikkat edeyim. Geçen hafta gaz demiştim. Çok gaz aldım. Çok güzel mailler geldi. Çok teşekkür ederim. Maillerinizde iyilik mi yapıyorsunuz, bana kötülük mü yapıyorsunuz bilmiyorum ama o mailler sayesinde diyorum ki ben nasıl bırakacağım bu insanları yalnız? Çünkü o kadar güzel, sıcak, tatlı mailler, mesajlar, yorumlar alıyorum ki ya susarım, kenara çekilirim de bu insanların yüzüne nasıl bakarım endişem var. O yüzden susmayacağız. Devam edeceğiz. Konuşacağız. İşte Halk TV'de bir program yaptık. Çok izlendi diye hemen 5 hafta yasak getirdiler ama şimdilik devam ediyoruz. Bakalım nasıl olacak, durdurabilecek miyiz falan filan. Dedim zaten, Halk TV'de de söylemiştim. Programları yasaklasınlar, duvarlara yazarız. Hiçbir şey olmasa gözlerimizle konuşuruz. Çünkü biz bu yaşamı, bu yönetimi, bu toplumsal yapıyı, bu ülkeyi hak etmiyoruz. Daha iyisini hak ediyoruz hep birlikte. Barışı hak ediyoruz, özgürlüğü hak ediyoruz. Yoksulluktan çıkmayı, refah içinde yaşamayı hak ediyoruz. Adil bir ülkeyi hak ediyoruz. Herkesin eşit olduğu, dost olduğu, kardeş olduğu, namuslu bir ülkeyi hak ediyoruz. O yüzden de susmayacağız, konuşacağız. Fakat YouTube aboneliğim çok şey gidiyor. Yani haftada 200-300 tane artış oluyor. Halbuki şu anda 55.000'e yakın bir abone var. Yani herkes bir kişi getirse biz bir hafta sonra 100.000 oluruz. Özellikle beni Facebook'tan izleyen okurlarım, oradan çok izliyorlar. Çünkü orada dikkat ediyorum bir 100-150.000'e yakın izlenme oluyor Facebook üzerinden. O arkadaşlar YouTube'a abone olmuyorlar mı? Olsalar iyi olur. Niye diyorum? Çünkü yarın ne olacağını bilmiyoruz. Bakarsınız birini kapatır, öbürü irtibat halinde olmamızı sağlar. Birini kapatır, öbürü kalır. Öbürünü kapatır. Yani olabildiğince böyle bir halka oluşturma işini güçlendirebilirsek çok sevinirim. Bu YouTube aboneliği kısmında yardımlarınızı, yardımlarınızı demeyeyim de desteklerinizi bekliyorum. Yani hani çok abone, 300.000 abone olsa bana biliyorsunuz reklamı da kapattığım için o anlamda bir getirisi yok ama en azından hani daha çok insana ulaşma, daha bir birliktelik içinde olma, dağınıklığın ortadan kalkması. O yüzden mümkünse bu hafta bu yayını izleyen, hep söylediğim gibi beğeniyorsanız tabii, bu yayını izleyen ve beğenen arkadaşlardan en azından bir abone bekliyorum YouTube'a ki biraz orayı daha yükseltelim. Bir 100.000'i geçelim en azından. Toparlanmış olalım. Belki yarın öbür gün Halk TV'de kapanabilir. Yani Halk TV'de programda bütünüyle ortadan kalkabilir. Yasaklıyorlar çünkü. Bakarsın buralarda yasaklanabilir. En azından bir irtibat kuracağımız bir zeminimiz kalmış olsun diye umut ediyorum. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Haftaya yeni bir kahvede buluşmak üzere. Keyifli bir hafta diliyorum. Esen kalın.